Her iki eser de bizim ülkemizin, milletimizin çok önemli değerleri, kültürümüzün ve bu toprakların medeniyetini yansıtan eserler. Bunlara devlet olarak da, millet olarak da gözümüz gibi bakıyoruz. Bu cümleden olarak Ayasofya'nın şu ana kadar gördüğü en önemli, en büyük restorasyonlarından birini devletimiz gerçekleştiriyor. Osmanlı döneminde de ciddi bir restorasyon geçirmiş ama Cumhuriyet döneminde ve 500 yılında bina edilmiş olan eserin bakıldığında 1500 yıllık tarih içerisinde belki ikinci, üçüncü en önemli restorasyonu gerçekleştiriliyor. Tabii biz biraz daha işler nasıl hızlanabilir diye hem onu kontrol etmeye hem de arkadaşlarımıza bir moral vermeye gittik oraya. Çok ciddi bir emek sarf ediliyor. Çok ciddi ve dikkatli bir çalışma yürütülüyor. Milimlik ölçeklerde zaman zaman çalışıldığı oluyor. Ama bütün buradaki amaç ve gaye buradaki eseri gelecek nesillere en sağlam şekliyle nasıl devredebiliriz? Daha yüzyıllarca nasıl daha fazla insanlığa hizmet etmeye devam eder diye. Bu noktada da herhangi bir ödenek sıkıntısı da çekmiyoruz. Hamdolsun devletimiz bu konuda çok ciddi destekler verdi, veriyor. Bizim arzumuz tabii bir an önce bu eserlerin her boyutuyla insanımıza, insanlığa hizmet vermesi ve ziyaret etmek isteyenlerin o ziyaret ihtiyaçlarını karşılaması. Aynı şekilde Topkapı Sarayı da belki kurulduğu günden bugüne en büyük restorasyonunu yaşıyor. Birçok kullanılmayan alan, daha önce belki depo olarak, belki başka amaçla kullanılmış alanlar, şimdi sarayın müştemilatı ve mütemmim cüzü olarak hizmet verecek tarzda yeniden ele alınıyor, ihya ediliyor ve sarayın o misyonuna uygun bir şekilde onlar da ziyaretçisini ağırlamak üzere hazırlanıyorlar. Tabii restorasyonlarda normal yapım gibi bir öngörüde bulunulamıyor. Sizin iki senelik dediğiniz bir iş bazen 5 seneyi, 6 seneyi, 7 seneyi bulabiliyor. Çünkü her bir eserin kazdığınızda, altını yokladığınızda ya da işte diğer tarihi devirlere gittiğinizde farklı farklı ihtiyaçlar ya da projelendirmeler gerekiyor. Ve her bir proje de bizim burada tabii koruma kurullarının görüşüne sunuluyor. Onların görüşü ve onayı alındıktan sonra inşaatına ya da restorasyonuna devam edilebiliyor. Dolayısıyla bu bir süreç işi. Biraz sabırla yürünmesi gerekiyor ama biz bütün çalışanlarımızdan, yüklenicilerimizden ve restoratörlerimizden bu konuda azami hızla çalışmaları ve bir an önce işleri bitirmeleri yönünde.